Herkese merhaba. Damla ile Kendin Olmanın Gücü'nde bugün yine birlikteyiz. Dilek Uçay Hanım'la bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendisi psikoterapist, aynı zamanda davranış bilimleri uzmanı, yönetici ve takım koçu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, çok maharetli, bir sürü bilgiye sahip olan birisiyle birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için ben size teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bu kadar çok donanımlı biriyle program yapmak da tadından yenmeyecek. Öyle düşünüyorum bugün. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Öğrenme sevdalısı bir insan. Evet, o belli oluyor. Böyle benim gibi biraz ondan, biraz ondan, her şeyden biraz öğrenmek istemişsiniz. Evet. Benim aslında meraklı bir kişiliğim her zaman vardı ama Boğaziçi'nde işletme okudum, daha sonra işte Marmara'da iktisat okudum, sonra psikoloji okudum falan, hani hikaye uzun ama beni değiştiren ve dönüştüren hikayeyi anlatayım size. Evet. Boğaziçi'ndeki ikinci yılım, sınıfa girdik, bir hanımefendi var, yaklaşık 60'ların üstünde gözüküyor, yabancı, hoca zannettik yani. Yeni bir ders, yeni bir yıl başlıyor. Fakat kürsü tarafında değil, öğrenciler tarafında oturuyor. Yani kimdir, nedir, hani neden bu tarafta oturuyor? Ve İngiliz konsolosluğunda çalışan bir görevlinin eşi olduğunu, yaklaşık bir yıllık bir program için Boğaziçi'ne kayıt olduğunu ve bizimle beraber davranış bilimleriyle ilgili dersler aldığını öğrendik. Yaşı 64'tü. Ne güzel. Ve ben orada gerçek bir dönüşüm yaşadım. Öğrenmenin gerçekten ihtiyacımız neyse, bilmek neyi istiyorsak onunla ilgili herhangi bir girişimde bulunmanın yaşının olmadığını anladım. Evet. O gün bugün de öğrenmeye devam ediyorum. Evet. Şeyin de farkındasınızdır herhalde, değil mi? Bir tek sizi dönüştürmüştür büyük ihtimalle veya bir kişiyi daha. Yani karşımıza örnekler çok çıkıyor ama hepimiz görmüyoruz onu. Doğru. O yüzden yaşamdaki o izleri takip etmek de ne kadar önemli, orada onu anlıyoruz. Herkese görünür olmuyor. Doğru. Siz gördünüz ve siz de yaşamınızda bir şeyleri değiştirdiniz demek ki onunla birlikte. Hazır olma seviyesiyle de belki ilgili. Evet. Belki o anda o farkındalıkta olduğunuzda, ona hazır olduğunuzda oradan bir mesaj alıyorsunuz. Benim için çok özel bir mesajdı. Bunun gibi bir sürü mesajlar var tabii. Mesela bir gün eski eşime çok fazla işte bir yere gitmekle ilgili baskı yaptım. Benim arkadaşlarımdı. Grup benim için bir araya gelecekti. Onlara işte 7-8 farklı aile katılacaktı falan. Ama o gitmek istemiyordu. Ve ben bir şekilde sürükledim. Çok tanıdık hikayeler. Çok tanıdık gerçekten. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bu gerçekten beni dönüştüren bir deneyim. Evet. Ve gidene kadar da işte yolu bulmakla ilgili problem yaşadık. Bir türlü oraya doğru şekilde ulaşamadık, zamanda ulaşamadık. Ve o çok sinirlendi. Ve beni bıraktı ve gitti. Geri döndü. Geri döndü. Çok sinirlendim önce. Yani beni hani tek başına bıraktı ve gitti. Ve o anda şunu fark ettim. Şimdi ben oraya da olmak istiyorum, o orada olmak istemiyor. Evet. Ve arkadaşlarım kapıyı çaldığımda işte soruyorlar nerede falan. Dedim ki yok, şimdi bakın. 2 tane seçim var. Ya hepimiz kızacağız, sinirleneceğiz ve bugünü, bu bir araya gelme sebebimizi farklılaştıracağız ve negatif bir enerji oluşturacağız. Ya da iyi ki buradayım diyeceğim, teşekkür edeceğim ve birlikte keyif alacağız, birlikte oyunlar oynayacağız. Biz ikinciyi seçtik. En güzeli. Kesinlikle. Sonra benim eve bıraktılar. Sabah olduğunda... işte biraz hani nasıl diyelim suçluluk duygusuyla kalktı. Ben de o sırada kahvaltı hazırlıyordum. Ben hiçbir şey olmamış gibi merhaba dedim, işte hoş geldin, ne istersin? Şaşırdı çünkü eski Dilek bunu yapmaz. Bir gün önceki Dilek bunu yapmazdı. Evet. Ben onu çok güzel argüman olarak kullanır. Sen beni nasıl bıraktın da gittiğini bir hafta, 2 hafta, 3 hafta uzatabilecek kapasitedeydim. Yani iyi bir gizli saldırgandım. Ve fark ettim ki bu aslında bana da zarar, ona da zarar, aile sistemine de zarar, oğlumuza da zarar. Dedim ki sen orada olmayı seçmemiştin, ben seni sürükledim, kusura bakma böyle bir şey yaptığım için. Evet, beni orada bırakmak da senin seçimindi. Bununla da ilgili sen ne yapacaksan yap. Ama bugünden sonra şuna karar verdim. Ben istediğimi söyleyeceğim. Kabul eder benle gelirsen, bana eşlik edersen mutlu olurum. Etmezsen mutsuz olmayacağım. Artık mutsuz olmamaya karar verdim. Bu da senin seçimin olacak. O yüzden dedim bundan sonra herhangi bir şekilde sürdürmeyeceğim çatışmayı. Evet. Ve bu bir dönüşümdü benim için. Çok büyük bir farkındalık aslında, çok. Ben de her zaman şeyi söylüyorum. Yani danışanlarım geldiğinde kendini çok sıkışmış hissedenler ve bütün sorunlarını tek bir seansta çözecekmişçesine böyle her şeyi kovadan döker gibi döküp tamam şimdi ne yapacağım? Hepsi böyle bir anda gelmediler. Zamanla biriktiler. Belki bizle bile ilgisi yok. Sadece aile sistemimizden de taşımış olabiliriz. O yüzden bir anda bitmeyecek ama çok küçük bir farklı davranma, farklı bir kelime kullanmayla beraber çok büyük bir farkındalık gelecek. Ama adım adım gelecek. Siz bayağı büyük bir adım atmışsınız. Doğru. Onunla paylaşarak aslında onu da dahil etmişsiniz. Evet. Paylaşmayıp sadece o seçimi yapıp bırakabilirdiniz de. Çünkü o aile sisteminde benim verdiğim karar bütünü etkiliyor. Ve bunun çok farkındayım. Oğlumu etkiliyor, işte eski eşimi etkiliyor. Hatta onunla olan, onlarla olan ilişkim benim ailemi, onun ailesini etkiliyor. Çünkü diyelim ki ben bu olay yüzünden küstüm, darıldım ve o gün de annesine gidecek durumdayız. Ben gittiğimde belki orada da surat asmaya devam edeceğim. Tabii onları da etkileyeceğim. Oraya taşımış olacaksınız. Yani herkese etkileyecek. Ben hep şey söylerim, örümcek ağı gibi yani bir yere dokunduğunuzda bütün ağ sallanır. O yüzden sistemler aslında bir şey değiştiğinde sistemde her şey değişir. Yeter ki biz bu değişimin farkında olalım ve nasıl sisteme katkı sağladığımızı ya da sistemi nasıl bozduğumuzu fark edelim. Mümkünse de düzeltmek için çaba içinde olalım. Her zaman mümkün olmuyor ama. Yani düzeltmek dediğimiz zaman illa o hep algıladığımız gibi her şeyin yolunda gitmesi kısmı bizim algıladığımız gibi olmuyor. Düzelmesi bazen ayrılıkla da düzelmiş oluyor bir ilişki. Doğru. Evet, o yüzden hani herkes seçimini yapıp herkes kararını vermekte özgür ve bir yerden sonra da o seçimin sonucu başka bir güzellik olabiliyor. Başka bir düzelme şekli olabiliyor. Bugün biraz hani kendimle ilgili çok fazla itirafta bulunuyorum. O zaman boşanma sürecinde anlatayım size. Olur, ben de size anlatırım. Neden ayrılmaya karar verdiğimi aslında bir hikayesi var. Bir Kızılderili'den bir eğitim alıyordum. Bir çalışma yaptık. Çalışma basit bir çalışma. Gözlerimiz bağlı. Elimize ipi verdiler. İnanın bizim için basit. Bizler için basit, evet, biz öyle algılıyoruz ama yani burada kesinlikle yanlış anlamayın. Yargılamak için söylemiyorum. Herkesin süreci, herkesin hazır olduğu ve değişecek olan konuları farklıdır. O yüzden bazısı için bir kişiye hayır cevabı verebilmek çok önemliyse bir kişi için şehir değiştirmek aynı derecede önemlidir. O yüzden tamamen ön yargısız ve nasıl diyeyim, hiçbir şeyi bir başkasına benzetmeye çalışmadan konuşuyoruz. Bizim şimdi biraz benzeştiği için hikayeler ve altyapı, hani biz basit diyoruz ama basit değildir, emin olun. Kesinlikle haklısınız. Etrafımızdaki insanları da değiştirdiler. Yani doğadayız, uçurum da var, işte taş da var, ağaç da var. Yani adımınızı nereye attığınızı görmeden yürümeniz gerekiyor ve birisi ipi çekti. Şimdi ben de önümdeki arkadaşım sesinden tanıdım. Onun tişörtüne yapıştım. Bir elim ipte, bir elim de onda. Ve diyorum ki ona, hani neyle karşılaşıyorsan söyle, hazırlıklı olayım. Ondan destek bekliyorum. Ne güzel sorumluluk vermişsiniz oraya. O da bana diyor ki aman boş ver, yürü git diyor. Bu arada sinirleniyorum ona çünkü benim istediğimi gerçekleştirmiyor. Yani bana destek olmakla ilgili benim bir beklentim var, destek olsun. daha öngörülebilir bir dünyayı yaratmak için beraber bilgi aksın, rehber olsun. Hı hı. Arka tarafa da ben aynı şeyi yapıyorum. Hı. Sürekli onlara bilgi veriyorum. Ha. Fakat problem şu, onlar bana sormadılar bu bilgiyi. İstiyor muydular bilmiyorum. Ay, bu ne kadar önemli bir şey değil mi? Bir elim ipte, bir elim arkadaşımda. Fark ettim ki ben sürekli o düşmesin diye onu aslında destekliyorum. Ön tarafı destekliyorsunuz, arka tarafı da korumak üzere bilgi veriyorsunuz ama hiç kimse size böyle bir görev vermedi. Hayır. Neyse, çalışma bitti. Bu arada tabii hani sürecin içinde fark etmiyor insan. Bu arada beklerken yani işte tekrar toplanmayı birden böyle bir ışık indi. Aleluya durumu. Dedim ki bir dakika, hayatım ben böyle yaşıyorum. Evet. Beklentim olan ama bana beklentimi vermeyen insanlardan bir şeyler beklemeye devam ediyorum. Ama aslında onların belki istemediği desteği veriyorum. Evet. Onlara benden talep etmeseler bile onlara sürekli bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ama hayata iki elle tutunmam gerekirken ve o anda anı yaşamam gerekirken ben ya kaygıdayım ya geçmişteyim ya gelecekteyim. Evet. Tam ortada aslında olamadığınız için. Ne kadar da şey metaforik olmuş aslında. Evet. Önünüzdeki ve arkanızdaki ve siz kendinize değilsiniz. Aynen öyle. Ve o anda işte bir karar verdim. Dedim ki ben artık bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ve birinin o kararı vermesi gerekiyordu. Çünkü eski eşim o kararı ben vermeseydim vermeyecekti. Evet. Herkesin güvenli hayrına. Alandan çıkmak özellikle erkekleri biraz daha fazla zorluyor galiba. Doğru. Ve şu anda herkes daha mutlu. Oğlum daha mutlu, o da mutlu, ben de mutluyum. Herkes çok daha mutlu. İyi ki öyle bir karar vermişim. Evet, tabii ki. Yani dışarıdan ne kadar bu genel algımızla alakalı, kolektif bilinçle alakalı bir durum. O ne olursa olsun o sanki aile birliği bir arada olmalıymış gibi. Yani o da bir şeydir yani aile birliği. Uydurulmuş bir şey diye düşünüyorum. Yani doğada rastlanan bir şey değil. Kurumsal bir şey. Evlilikler. Yani çok eskiye gidecek olursak tabii ki büyük ihtimalle hangi çocuğun kime ait olduğu bilinsin ve aslında bir şekilde de korunsun diye yaşamda kalmaya devam edebilmek için tabii birlik olmamız gerekiyor. Evet. Ama o birliğin illa o şekilde olmasına gerek yok. Aynen. Bir yerden sonra insanların ihtiyaçları, insanların istekleri değişiyor. Ve aslında herkes kendi yaşamak istediği dünyayı tasavvur ettiğinde eğer ikimizin dünyası aynı dünyayı göstermiyorsa, farklı dünyaları biz yaşamak, onları yaşatmak istiyorsak, onları hayal ederek onları gerçekleştirmek istiyorsak orada ayrımlar başlıyor. Evet. O yüzden zorlamamak lazım. Evet. Yani benim istediğim de olmuyor. Evet. Başkalarını da yönlendirmek zorunda değilim. Evet. Evet. Genelde sorunu oluyor. Bazı tabii evliliklerde farklı görünse de yine sorun odur. Yani işin içine atıyorum işte ihanetler veya işte başka konular girse bile mesele hep odur. İki kişinin farklı yönlere bakması. Ya aynı yöne bakılmıyorsa, iki kişi o tarafa baktıkça aynı zevki almıyorsa zorlamanın bir anlamı yok gerçekten. Doğru. Şimdi psikoterapist olarak sizden o zaman konu buraya geldiyse bununla ilgili bir şeyler sorayım. Benim kendi deneyimimden de anladığım anne baba durumu nasıl atlatıyorsa, bu durumu nasıl yaşıyorsa çocuklar da o şekilde yaşıyorlar değil mi? Doğru. Buna başa çıkma sistemleri deniyor. İnsanların hayatta başa çıkmak için yani var olan duruma uyum sağlayabilmek, o anda o problemi çözebilmek için aslında en güvenilir kaynaklar önümüzde cereyan eden ve bir şekilde başa çıkılabildiği yani bir şekilde o durumunu atlatıp kimsenin ölmediği durumlar. Evet, evet. Çok küçük yaştan itibaren aslında deneyimsel olarak öğreniyoruz. Sürekli öğreniyoruz. Bazen kendimiz icat ediyoruz, bazen anne babayı taklit ediyoruz. Onlar hayatla nasıl başa çıkıyorsa, öfkeyi nasıl karşılıyorsa, üzüntüyü nasıl karşılıyorsa, nasıl yansıtıyorsa biz de çok benzerlerini öğreniyoruz. Evet. İşte buradaki aslında farkındalık dediğimiz o farkında olmanın getirdiği güç, insanın kendi kişisel gelişimi ya da bireysel gelişiminin anahtarı eski inanç kalıplarını, değer kalıplarını sorgulamak. Evet. İlla terk etmek değil. Evet, evet. Ama sorgulamak. Hı hı. İşlevsel mi değil mi? Bana ve bütüne hayrı var mı değil mi? Evet. Yani hı hı. Çünkü artık işlevini kaybetmiş olabilir. 3 yaşındaki Dilek'in sorunu çözme yaklaşımıyla 50 yaşındakinin aynı olmaması gerekiyor. Evet. Ama hiç farkında olmuyoruz. O kadar evet. takılı kalmış oluyoruz ki özellikle bizim gibi toplumlarda sanırım daha fazla yani yetişkin ve birey olmayı çok geç öğreniyoruz. Bazen hiç öğrenmeden yaşam son Doğru. buluyor. Çünkü yetişkin olmak sorumluluk almak demektir. Evet, evet. Başkalarının sorumluluğunu değil, kendi sorumluluğunu evet, almak evet. demektir. Transaksiyonel analizi belki duymuşsunuzdur. Ego durumlarından bahseder, benlik durumlarından ve 3 tane benlik durumu ifade eder. Birisi çocuktur. Hı hı. Çocuk benlik durumunda çocuğu ikiye ayırabiliriz. Doğal çocuk, yani oynamayı seven, hayattan keyif alan, meraklı olan, öğrenmeyi seven, duygularıyla yaşayan taraf. Diğeri de uygulu çocuk. Ya asidir ya pasiftir. Hı. Ebeveyne bakar, anne baba ne söylüyor? Pasif olanlar aynen kabul eder, hı hı. asi olanlar birebir reddeder. İkisi hı hı. de bağımlıdır. Evet. Çünkü aslında kararı kendi vermiyordur. Evet, onların duygu durumlarına bağımlı halde yaşıyordur. Aynen. Ya verilen kararı aynen uyguluyordur ya da verilen karara zıt gidiyordur. Hı hı. Ebeveyn olmak da başkalarının sorumluluğunu almaktır. Hı hı. Kurallara, dini, geleneksel, işte hukuksal bütün kurallara riayet etmekle, onları bilmekle alakalıdır. Hı hı. Ve onları öğretmekle ilgilidir. Evet. Ama yetişkin olmak bireyin kendi olması demektir. Seçimini evet. kendi yapabilmesi demektir. İşte biz burada birazcık atlıyoruz onu. Yetişkin evet. olmayı çünkü öğretmek için hem aile sistemi, hem okul eğitim sistemi, hem sosyal ortamlar bize diyor ki kimse yoksa canının istediğini yap, çocuk takıl. Birileri varsa ahkam kes. Yetişkin gibi davranmaya Yetişkin çalış. Gibi değil de ebeveyn gibi davran. Gibi. Koruyucu, Hı -hı. kollayıcı ol ya da cezalandırıcı, değerlendirici ol. Hı -hı. İşte o yüzden dengeler değişebiliyor ve çocuklar da tabii ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Evet, yani söylediklerimizi değil, asla şunu yap, bunu yapmaları yapmıyorlar. Ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Çok net. Kızımla ilgili, en büyük kızımla ilgili bir durum yaşamıştım bu boşanma sürecinde. Baktım ki ben o kadar duygularımı belli etmiyorum ki. Yani çünkü yapı olarak da kendi içimde halletmeyi severim. Ama bu sefer insan dışı bir şeye dönüşmüşüm. Yani sanki hiçbir şey hissetmiyorum, sanki hiçbir duygum yokmuş gibi. Hani bir karar verdim ve tık 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 o uygulanıyor gibi. Ama tabii ki ben içimde dünya kadar şey yaşıyorum. Kızım beni yargılamaya başladı, suçlamaya başladı. Çünkü benim ne üzüldüğümü, ne bocaladığımı, ne zorlandığımı, bunların hiçbirisini görmüyor. Doğru. Tam tersi baba da bunları görüyor. Öyle olunca babayı korumaya çalışmak ve anneyi bu durumu yarattığı için suçlamaya başladı. Ondan sonra gerçekten duygularımı ona da ifade etmeye başladım. Yani çünkü ben insanüstü bir şey değilim, insanım ve ben de bunları hissediyorum ve yaşıyorum. Anında değişti. Çünkü ben davranışımı değiştirdim. Ona da bunların hepsinin doğal olduğunu, normal olduğunu hep konuşuyorduk ama görmüyordu. Görmesi çok önemli. O yüzden çocuklarınızın yanında tabii ki zırıl zırıl ağlamayın ama duygularınızı ifade etmekten de ne olur çekinmeyin. Evet, bugün çok berbat bir gündü, çok zorlandım ve bu beni yıprattı. Evet, biraz ağlayabilirim. Ya da işte bugün şöyle bir şey oldu, çok öfkeliyim. Sizle hiçbir alakası yok. Yaşadığım durumdan dolayı öfkeliyim. Biraz da işte saçma sapan davrandım ama bitti. İşte buna izin vermek deniyor evet. aslında. Yani şöyle transaksiyon analizin bir konusudur bu. Size kendi kendinize izin vermişsiniz. Evet. Artık ben bunları ifade edebilirim diye. O iznimiz olmadığını varsaydığımızda hı hı. kendimizi çok kısıtlıyoruz ve kaskatı kesiliyoruz. Evet. O zaman da dünya çok sert ve acımasız hale geliyor. Evet. İzinlere ihtiyacımız evet. var. Kendimize nasıl davranırsak bütün dünyada bize o şekilde davranıyor. Çok doğru. Evet. Çocuklarla ilgili gidelim istiyorum. Bu programı da ondan sonra öyle kapatalım. Yaş gruplarına göre de herhalde durumları anlatmak ve izah etmek farklılık gösteriyor. Doğru. Çünkü 6-7 yaşına kadar aslında biraz tabii yaşlar düştü ama çocuklar çok somut algılarlar. Hı hı. Mesela annem bana bağırırken gebertirim seni derdi. Hı hı. Ben o zamanlar gerçekten öldüreceğini düşünürdüm. Şimdi somut gerçeklikler nasıl yansıyor onlara? Yani biz ne ifade ediyoruz? Daha sonra soyuta geçmeye başladıkça, yani zihin daha fazla işlevsel oldukça yaratıcılığı yalan söylemeyle öğreniyoruz. Çünkü ilk yaptığımız şeylerden birisi bu. Yalanlarımızın karşılığında verilen tepkileri duyumsadıkça biz kendimizi şekillendiriyoruz. Yani benlik çok küçük yaşlarda 0-2 yaş arasında oluşuyor ama karakter dediğimiz yapı ergenliğin sonuna kadar devam ediyor. Hı hı. Ne doğru ne yanlış etrafa bakarak referans alıyoruz. Ben neyim, değerli miyim, yeterli miyim, anneme babama bakarak referans alıyorum. Evet. Ve bunları sorgulamadığımda eğer yeteri kadar sevgi ve ilgi görmemişsem değersiz olduğuma, yeteri kadar becerikli olarak adlandırılmamışsam beceriksiz olduğuma inanıyorum. Evet. Ve karakterim de çok sağlam ilkelere dayanmayıp annemin babamın sözlerine karşı gelerek ya da reddederek oluşturmuşsam, hı hı, o zaman da etrafımdaki insanlar benim bütün kararlarıma etki etmeye başlıyorlar. Evet, herkese açık hale geliyoruz. Anne babasına sınırları olmayan bir çocuk hayatı boyunca hiçbir sınırı olmadan yaşıyor zaten. Yani mecburen bu öğrenilen bir şey çünkü. Evet, bizim ülkemizde de sınır aşıcılar çoktur. Herkes her şeye karışır. Evet. Kaç çocuk yapacağımıza, müdürü olup olmadığımıza, nasıl ne isteyeceğimize, evet, aynen, ev alıp almadığımıza, arabamızın hala modelinin aynı kalmasına, evet, herkesin maalesef bir fikri vardır. Çünkü başkasını eleştirmek ve değerlendirmek ebeveyn işidir. Kendini fark etmek ve kendinle ilgili hareket planı oluşturmak yetişkin işidir. Evet. O zaman kalpten diliyorum çocuklarımızı gerçek yetişkinler olarak yetiştirebilmemiz için. Çok güzel bir sohbet oldu. Nasıl zaman geçti anlamadım bile ama devam edeceğiz Dilek Hanım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine buluşmak üzere. Damla ile Kendin Olmanın Gücü'nde başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.